Ukrayna ordusu Bahmut'ta düzenlediği roket saldırısının görüntülerini paylaştı. Kentin kuzeyindeki Kramina'da da yoğun çatışmalar kameralara yansıdı. Putin, kvapti buhun! Rusya-Ukrayna savaşının sıcak noktası Bahmut'ta çatışmalar sürüyor. Ukrayna ordusu kasabanın batısından Rus mevzilerine yönelik düzenlenen roket saldırılarının görüntülerini yayınladı. Görüntülerde Ukraynalı bir komutanın emir vermesinin ardından onlarca roketin ateşlendiği görülüyor. Putin, kvapti buhun! Rus paralı asker grubu Wagner kasabanın %80'ini ele geçirdiğini söylese de Ukrayna ordusu kasabanın batısındaki direnişini sürdürüyor. Üstelik önümüzdeki günlerde kasabada karşı saldırıya geçmesi bekleniyor. Bahmut'un kuzeyindeki Kremmina'da çatışmalar sürüyor. Bir Rus askerinin vücut kamerasından yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Videoda ormanlık bir alanda yoğun çatışmaların yaşandığı görülüyor. Görüntülerde Rus askerlerinin yoğun Ukrayna ateşi karşısında direnemeyip geri çekilmesi dikkat çekiyor. Cephe hattında bunlar yaşanırken Fransa'dan Rus paralı asker grubu Wagner'le ilgili yeni bir çağrı geldi. Fransa, Wagner'in Avrupa Birliği tarafından terörist örgüt ilan edilmesini talep etti. Grubun kurucusu Yevgeni Prigojin'in Avrupa Birliği topraklarındaki tüm mal varlıkları 2020'de dondurulmuştu. Yani kararın gruba yönelik herhangi bir mali etkisi olmayacak. Fransa'nın talebinin kabul görmesi sembolik açıdan önem taşıyor. Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya'nın devlet başkanı Volodymyr Zelenski'ye suikast düzenlenebileceğini iddia etti. Kuleba, eğer Ruslar Başkan Zelenski'yi öldürme imkanı bulsa kesinlikle bunu denerler dedi. This battery that is